Merhaba, bugün korku hikayelerini anlattığımız seriye devam ediyoruz. Bugün sizlere yemek veya market siparişlerini bizlere ulaştıran emekçi kuryelerin yaşadığı hikayeleri anlatacağım. Bu videoyu podcast tarzı dinleyebilirsiniz. Hikayelere başlayalım. İşimi part-time yapan birisiydim ve genellikle gece vardiyasında çalışırdım. Bir gece ekstra mesaiye kalarak 1 saat fazladan çalıştım. Bu yüzden eve geldiğimde saat geç olmuştu. Kanepede uzandım ve ne yiyeceğimi bulmaya çalışıyordum. Çok yorgundum ve yemek yapmak istemiyordum. O yüzden bir restorandan yemek siparişi verdim. 30 dakika sonra siparişim geleceğini söylediler. Zaman geçtikçe sinirlenmeye başladım. Çünkü 30 dakikayı geçmişti. Çok açtım ve yemeğimin gelmesi lazımdı. Restoranı aradığımda ise kuryenin yarım saat önce yemeğimi aldığını söylediler. Yemeğimin soğuk olacağını bilmek beni daha da sinirlendirmişti. Sonunda kapım çalmıştı. Koltuğumdan zıplayarak kapıyı açtım. Bir adam karşımdaydı ve elinde yemek çantası tutuyordu. Bana bir isim söyleyerek yemek geldiğini söyledi ve umursamayarak doğruladım. Yemeği ondan aldım ve teşekkür ettim. O ise orada öylece durdu, daha da tuhaflaşmadan kapıyı kapattım ve yemeği mutfağa götürdüm. Yemeğimden bir ısırık aldım ve tadı gerçekten garipti. Patates kızartması ise soğuktu. Birkaç ısırık aldıktan sonra çok yorgun olduğumu hissettim ve koltuğa uzandım. Bir süre sonra uyumaya karar vererek odama gittim. Fark ettim ki odamın penceresinin dışında bir ışık parlıyordu. Evin önünden geldiğini fark edince dışarı baktım ve ışık o an kapandı. Ben de odamın ışıklarını kapatarak uzandım. Bir süre sonra penceremin önünden birinin geçtiğini gördüm. Hızlıca kapımın önüne giderek gözetleme deliğinden dışarı baktım. Garaj yolumda bir araba duruyordu ve bunun teslimatçı arabasının olduğunu fark ettim. Teslimatçı arabanın içindeydi ya da değildi. Tam olarak emin değildim. Arka kapımı kontrol ettiğimde ise kapımın açık olduğunu fark ettim. Kalbim duracak gibi oldu bir anda. Korktum. Kapıyı kilitledim ve kapımın ön deliğinden dışarı bakmaya devam ettim. Bir süre baktım ancak arabanın içinde birinin olduğunu görmedim. Arkamdan bir ses duydum ve koridorun sonundan geliyordu bu ses. Arkama döndüğüm gibi kuryenin içeride durduğunu gördüm. Mutfağın kapı eşiğinde bekliyordu. Beni gördüğüne hiç şaşırmadı ve dik bakışlarıyla bana bakmaktaydı. Hiçbir şey söylemeden öylece karşımda duruyordu. Döndü ve evin etrafında koşmaya başladı. Bir köşeye çekildim ve kapıdan fırlayarak dışarıya çıktı. Arabasına bindi ve oradan uzaklaştı. Plakasını alamadım çünkü o sıra çok korkmuştum. Tek yaptığım polisi aramaktı. Onunla bir daha karşılaşmadım ve umarım karşılaşmam. Yağmurlu bir geceydi ve okuldan yeni çıkmıştım. Küçük bir işletmenin teslimatçılığını yapıyordum. Bir teslimat bildirimi geç saatlerde geldi ve teslimatı ben sahiplendim. Yağmurlu bir hava olduğundan dolayı gitmeye çekiniyordum ancak paraya ihtiyacım vardı. Aldığım sipariş de çok uzakta değildi. Hızlı bir şekilde yiyecekleri aldım ve adrese doğru yola koyuldum. Adres normal bir mahalledeydi. Gideceğim konum hakkında bir şüphem de yoktu. Yağmur damlaları ön camıma çarpıyordu ve arabamın motor uğultusunu duyabiliyordum. Yolda benden başka bir araba yoktu. Yağmurun yoğunluğundan olması gerekli ki başka kimse de dışarı çıkmamıştı. Sonunda adrese gelmiştim. Ev biraz eski görünüyordu. Boyaları dökülüyordu ve pencereler tahtalarıyla kapatılmıştı. Komşu evlere baktığımda hepsinin normal gözüktüğünü fark ettim. Adresteki telefon numarasını aradım ve evin doğru olup olmadığını doğruladım. Derin bir nefes aldım. Hızla yere doğru eğilerek yemeği bıraktım ve fotoğrafını çektim. Kapıyı tıklattım ve birkaç adım kapıdan uzaklaştıktan sonra kapı gıcırdayarak açıldı. Bir kadın kapıyı açmıştı. Saçları dağınıktı ve korkunç şekilde gözleriyle bana bakmaktaydı. Dürüst olmak gerekirse evin dış görünüşüyle kadın uyuyordu. Espri yapmıyorum, gerçekten öyleydi. Evin içine biraz göz attığımda ise tamamen eski ve kirli gözüküyordu. Kadın benim içeriye baktığımı fark etti ve ifadesizce bana baktı. Yemeğinizi getirdim ve iyi geceler diyerek normal davranmaya çalıştım. Geriye doğru yürümeye başladım ve başka bir ses duydum. Eve doğru dönüp baktığımda yan tarafta duran bir adam gördüm. Gideceğimden emin olmak ister gibi beni izliyordu. Arabama geri döndüm ve emin olmak için tekrar eve baktım. Anahtarları çıkarıp arabayı çalıştırdım. Ancak bir süre sonra arabamın motoru durmuştu. Tekrar çalıştırmayı denedim ama başaramadım. Arabadan inip motora bakacaktım ki penceremin önünde adam durmaktaydı. Pencereme parmaklarıyla tıklattı ve ne yapacağımı bilemedim. Tekrar ona baktım ve yüzündeki ifade çok garipti. Bu da beni korkutmuştu. Kapıyı açmayı denedi ancak kapılarım kilitli olduğundan başaramadı. Arabayı tekrar çalıştırmayı denedim ve bu sefer çalışmıştı. Adam korkunç bir şekilde bana bakarken bir yandan kapıyı açmaya çalışıyordu. Gaza basarak oradan ilerledim. Uzaklaşırken de polisi aradım ve yaşananları anlattım. Amaçları neydi ve neden böyle bir şey yaşadım bilmiyorum. Yemek teslimatı yapan Postmates firmasında çalışıyordum. Bu işi severek yapıyordum. Çünkü araba kullanmayı seviyorum
ve özellikle gece vardiyalarında çalışıyordum. Bir akşam vaktiydi. Çok sıkılmıştım. Birkaç siparişten sonra eve dönmeyi düşünüyordum. Sonra siparişler gelmeyi bırakana kadar ya da çok yorulana kadar devam etmeye karar verdim. Bir sonraki siparişi kabul ettim ve restorana giderek siparişi aldım. GPS'ten gideceğim noktayı işaretleyerek yola çıktım. 15 dakikalık yakın bir mesafeydi. Birçok yere teslimat yaptım ancak bu gittiğim yere ilk defa gidiyordum. Bölgeye ulaştıktan sonra aracımı park ettim ve yiyecekleri dışarı çıkardım. Etrafa baktığımda sipariş verilen dükkanın kapalı olduğundan oldukça emindim. Müşteriye mesaj atarak siparişini getirdiğimi belirttim. Bana binanın arka kısmına gel. Köşeyi döndüğünde göreceğimi belirten bir mesaj yazdı. Bundan şüpheliydim ama dediğini yapmak zorundaydım. Arabama bindim ve binanın etrafında dolaşmaya başladım. Ancak hiçbir şey görünmüyordu. Sadece park edilmiş birkaç araba vardı. Geri kalan kısmı boştu. O an huzursuz hissettim ve arabaya geri dönerek gitmeye karar verdim. Telefonum çalmaya başladı. Açtığımda ise "Bir dakika bekle. Oraya geliyoruz." dedi. Tekrar etrafa bakındım ve daha da rahatsız olmaya başlamıştım. Bir sokak arasında birisini gördüm ve geri dön işareti yapmaktaydı. Ardından arabamın önüne kadar koşarak dur hareketi yaptı. Fren yaptım ve pencereme gelerek "Siparişimi aldın mı?" dedi. Ben de yemek paketini kavrayarak ona uzattım. Ancak siparişimi almadı ve ben de kendimi aptal gibi hissettim. Arabanın diğer tarafında bir ayak sesi duydum ve bir kişi arka kapıyı açmaya çalışıyordu. Arka kapım açıldı ve pencerenin yanındaki adam ise durmamı söyledi. Arka koltuktan arabama binen kişi kapıyı kapatmadan köşede duruyordu. Hız yaparak onu savurdum ve arabadan düşürmeyi başarmıştım. Oradan hızla uzaklaştım. Polise olanları anlatınca ilgileneceklerini söylediler ancak hiçbir yardımda bulunulmadı. Evet arkadaşlar, birbirinden farklı 3 tane hikaye dinledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.